Efendim selamünaleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Şimdi bugün yine Yard'dayız. Sizlere müşterilerimizin araçlarını göstereceğim. Ama onun öncesinde bir intromuz var, hemen onu girelim. Ondan sonra araçlara bakmaya devam edelim. Şu aşağıdaki yazan dakikaya gelirseniz oradan itibaren araçları göstermiş olacağım. Sistemimizden bahsedeyim yine hızlıca. Çünkü her videomuzu ilk defa izleyen müşterilerimiz oluyor. Ya da ilk defa izleyen izleyicilerimiz oluyor. Nasıl alacağım şimdi falan, yorumlara yazanlar var. Bana ulaşın, telefon numaram bu. Yoruma telefon numarası, e-mail bırakanlar var. Arkadaşlar öyle uğraşamayız size. Boşuna o şekilde yapmayın, denemeyin. Şöyle ki Japonya'da auction'larda sizin beğendiğiniz aracı sizin verdiğiniz maksimum teklife kadar alıp sizlere gönderiyoruz. Yaptığımız iş bu. Aldığınız araçların hepsi sizin, evet. Müşterimizin GL550'si de gitti arkada, gördünüz. Bizim yaptığımız işlem bu burada. Bütün dokümanlarını ayarlamak, bunları Yard'a getirmek, Yard'dan gemiye göndermek, bütün Japonya'daki işlemlerini ayarlamak. Ve vakit oldukça da, fırsat buldukça da Yard'a gelip sizlere bu videoları çekiyorum. Yani galerici değiliz. Bu araçların, gördüğünüz araçların hiçbirisi benim ya da bizim değil. Sizlere kendi araçlarımızı da satmıyoruz. Bunları zaten önceki videolarda söyledim. Japonya'da, auction'larda sizin aldığınız aracı size gönderiyoruz. Araçlar zaten sizin. Peki nasıl alabiliyorsunuz? Sitemize gidip depozito yatırırsınız. Denersiniz. Ben bu araca maksimum 10.000 euro veriyorum dersiniz. Maksimum teklifinizi yazmanız gerekiyor. Yavaş yavaş arttırma diye bir şey yok. Siz maksimum teklifinizi yazıyorsunuz. Biz o aracı alabilme süresi var ya, bir 10 saniye auction'larda, daha önceden göstermiştim size. Her araç maksimum 10 saniye oynuyor. O 10 saniye içinde maksimum verdiğiniz teklife kadar çıkıp almaya çalışıyoruz. Mesela bazen müşterimiz 10.000 euro veriyor bir araca maksimum, ama biz onu 8.500'de de kapatabiliyoruz. Yani çünkü başka teklif gelmemiş arabaya, biz de basıyoruz, bırakıyoruz, bakıyoruz, aa ucuza aldık. Yani müşteri 10.000 verdi diye 10.000'e kadar durduk yere çıkmıyoruz ya da biz 10.000'i aldık diye söylemiyoruz. 8.500 aldıysak 8.500 almışızdır. Bunlar hep tabii yani şeklinde yazılıyor sitede. Onları bid verirken göreceksiniz. Mesela bid verirken diyelim bir arabaya 800.000 yen verdiniz değil mi? Yaklaşık olarak ne kadar Japonya masrafı gelecek, ne kadar vergi gelecek, ülkenizde vergisi çıkacak falan, hepsini bid verirken görüyorsunuz zaten. Her araca ayrı ayrı hesaplamanıza gerek yok. Tabii bu bid verirken görebilmek için depozitonuzun olması lazım. Peki depozito nasıl oluyor? Depozito yatırıyorsunuz, araç alamadınız ya da almak istemediniz, vazgeçtiniz, ne oluyor? Depozitonuzu ilk 6 ay içinde geri alırsanız eksiksiz alıyorsunuz. Sonraki 6 aydan sonra almaya çalışırsanız PayPal o PayPal ücretini kesmiş oluyor. Mesela 1000 euro yatırdınız diyelim ki 1000 euro artık yok. 2000 euro yatırdınız diyelim. 1917.65 euro olarak size gelir. Yani 2000 euro da yaklaşık olarak 83 euro kaybınız olmuş olur 6 ay bekledikten sonra. Evet, onlar PayPal'la alakalı şeyler, bizle alakalı değil. Şimdi PayPal'dan olmasının güzel bir tarafı da işte size refund yaptığımızda, geri ödeme yaptığımızda kayıpsız olarak para size gelmiş oluyor. Kimse banka ücreti ödememiş oluyor ve siz parayı yatırdığınızda bize 10 dakika içinde gelmiş oluyor. Yalnız şunu da tekrar hatırlatayım. Gece 3'te para yatıran var mesela, Japonya saatiyle gece 3'te, ama Almanya saati ne oluyor bu? Akşam 7. Dayım otururken bakmış, aa demiş iyi sistem ya, ben de gireyim depozito yatırayım. Bir panikliyor, tamam mı? Param nerede? Hesabımda görünmüyor. Bana niye ulaşmadınız? Hani WhatsApp'tan ulaşacaktınız? Sakin sakin, Japonya'dayız. Japonya dünyanın ta öbür ucu. 8 saat var arada. Bekleyeceksiniz, sabah mesai saatinde sizlere ulaşacağız. Tabii bizim sabah mesai saati demek sizin de artık gece 12 mi olur 1 mi olur bilemem. Ya da bir sonraki güne ulaşmış olur. Öyle. Bir hatırlatma da şunu yapayım. Şimdi arabalara sürekli bakan müşteriler var, tamam mı? Bakıyor, bakıyor, bakıyor. Çünkü istediği araba denk gelince bid verecek. Ya da istediği araba denk gelince depozito yatıracak vatandaş. İstediği araba geliyor. Heh diyor, bugün ayın kaçı? Atıyorum 25'i değil mi? Ha 25'i. Ayın hala 25'i. Depozito yatıracağım. Şu arabaya bid verebilir miyiz? Hangi arabaya diyorum? Akşam olmuş, saat burada 18. Hangi arabaya? Şu arabaya. 12'de çıkacak saat. 12 geçti, 12'nin geçeli 6 saat oldu. Daha burada saat 8. Orada saat 8 de burada değil. Burada akşam 6. Bitti o, gitti. Geçmiş olsun. Bir aydır yolunu gözlediğin araba çıktı ve gitti. Bakın bu abartmıyorum, 20'den fazla oldu. 20'den fazla. İçinizde eminim sürekli arabalara bakıp ya şu araba çıksın da depozitomu yatıracağım, ondan sonra hemen bid vereceğim diyenler vardır. Durum böyle oluyor.
Siz saati hesaplayamıyorsunuz, erkenden bit vermeniz gerekiyor, arabanın yorumlarını alamıyorsunuz, vakit giriyor ya da araba çoktan geçmiş oluyor, geçmiş olsun araba satıldı oluyor. Depozitonuzu yatırıyorsunuz, bekliyorsunuz pusuda. Arabanız, istediğiniz araba gelince bit veriyorsunuz, bu kadar. Ya da istediğiniz araba denk gelene kadar diğer arabalara ucuz ucuz, düşük düşük bitler verirsiniz. Denk gelir mi? Gelir. Geldiği oluyor mu? Oluyor. Ucuz ucuz arabalarda oluyor. Bugün de göreceğiz zaten bazı arabalar. Uyguna arabalarda var. Çok uzun bir intro oldu ama bunları artık her videoda söylemek gerekiyor. Çünkü ilk defa bu videoyu izleyecek olan insanlar da var. Onları da düşünerekten böyle diyelim. Olmazsa videonun en başına bir dakika koyarız. Arabalar şuradan başlıyor diye. Bunları bilen insanlar direkt oradan başlarlar videoyu. Avrupa'daki arkadaşlar böyle R32 GTR, R33 GTR düşünüyorsanız artık almanın vakti. Bir iki sene daha ertelerseniz iyice hayal olabilir durumlar. Bunun gibi bir R32 şu an 35-40 bin euro civarında. Buradan öteye daha da artacak artık bunlar. Bilginiz olsun. R33'ler de artmaya başladı. R34'lere zaten yetişemiyoruz artık da. Bunlar baya baya arttı. Bilginiz olsun. Yani bunlardan isterseniz bir an önce alın derim. Zarar yapmazsanız belki de aldığınız bir Mercedes'ten daha fazla kar yaparsınız. Eğer biraz bekletip, biraz kullanıp daha sonra satacaksanız. Avrupa'da sağa sola değiştirme sıkıntısı yok. Öyle bir derdiniz olmayacak. Bir de şunu söyleyeyim. Ya ben sağdan kullanamam falan demeyin. 3 gün sürüyor alışmanız. 3 günde alışıyorsunuz. Zevki ayrıdır. Onu da söyleyeyim. Yani R32 düşünüyorsanız bence artık vakti. Yani sağ direksiyonunu arabalardan Evo vesaire düşünüyorsanız onları almakta fayda var. Çünkü Japon manuel ve sport arabalar artık fiyatları çok ciddi derecede artıyor. Silvia'lar olsun, diğerleri olsun. Eskisi gibi değil artık fiyatlar. Japon arabaları artıyor. Evet efendim, bugünkü araçlarımıza Porsche Cayman ile başlayalım. Porsche Cayman 2005 model, 104 bin kilometrede. Japonya masrafları dahil 15.800 liraya aldık. Almanya'ya gidiyor. Hayırlı olsun efendim müşterimize. Şimdi bazı müşterilerimiz benim ismimi söyleme, bazıları söyle, bazıları söyleme diyor. Bakın bunlar bizim için biraz zor oluyor, külfet oluyor. Ben bundan sonra sadece gittiği ülkeyi söyleyeceğim. Haberiniz olsun. Benim ismimi neden söylemedin falan diye de şey yapmayalım, daralmayalım, gücenmeyelim. Çünkü bazen söylediğim insanlar daralıyor, bazen söylemediklerim daralıyor. Artık çok şey olmaya başladı bu. Çatallanmaya başlayınca böyle kestirmeden yapalım artık. Sadece gittiği ülkeyi söyleyelim. Yeter. Şöyle Cayman etrafından dolanalım. Gördüğünüz gibi dünkü yağan yağmurdan dolayı kirli. Siyah da kiri güzel gösterir ama arabanın kaportasında hiçbir sıkıntı yok. Caymanlar çok güzel durmuyor mu ya? Ulan ben de gördüğüne aşık gömediğine bulaşayım ya. Ama tam bir Togi arabası var ya. Dağda bununla ne gidilir biliyor musun? Yere yakın. Ağırlık kütle merkezi de yere yakın. Dehşet gider bu. Cayman S. Şöyle. Evet. Ön tarafını düzgün göstermiş miydim ya, bir dakika. Heyecanlanıp göstermemiş olabilirim. Ama bir şey söyleyeyim mi? Üzerindeki lastikler var ya, high grip. Çok güzel lastikleri var. eptires.com yazıyor üzerinde, bir de internet adresi var. Bilmiyorum valla performansı nasıldır. Şimdi atmayayım ama çok güzel high grip lastikler görünüyor buradan. Şöyle. Ön kaput karbon kaplama gibi yapmışlar. Karbon değil tabii ki. Kaplaması o şekilde. Şu espri yapayım mı? Motorumuzu gösterelim. Motorsuz yapmışlar. Evet, akü takviyesi lazım olabilir diye. Belki de lazım olmuştur. O yüzden kapaklarını çıkartıp şuraya koymuşlar. Bunda bir sıkıntı yok. Ve buradan şasi numarasını okumak için. Evet, gördüğünüz gibi kaputumuz normal kaput. Sadece karbon kaplama yapmışlar. Yani karbonlumsu kaplama yapmışlar. Hemen girip bir çalıştırmayalım bu arabamızı. Şöyle. Koltuklarımız. Arka koltuklarımız yok. Bugün içimde nedense böyle bir boş espri yapasım var. Öyle bir hissim var. Evet. Anahtar yeri de yok zaten bunlarda. Gördüğünüz gibi. Bismillah. Evet. Benzinimiz var mı? He işte. Maşallah. Evet.
Japon Navisi. Güzel üflüyor. Deli gibi üflüyor. Yan koltuk vesaire böyle. Tavanımız güzel. Hiçbir sarkma bir şeyimiz yok. Evet efendim, sahibine hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde kullanın. Güle güle kullanın. Porsche keymeninizi. Evet efendim, sıradaki aracımız da Mercedes S63 AMG. 2007 model. 56 bin kilometrede Hollanda'ya gidiyor. Japonya masrafları ile beraber 17.600 euro civarına gidiyor Hollanda'ya. Evet, Umut Bey'in arabası. Umut Bey. Her videoda artık Umut Bey'e bir araba çekiyoruz. Gördüğünüz gibi. Ama bugün bir değil, iki çekeceğiz onu. Değil mi? Bu da var. Evet, S63'ten devam edelim. Efendim. S63 şu an bir tane de stokta var bizim S63. Eğer S63 isterseniz haberiniz olsun, stoktan alabilirsiniz. Şurada amp'tir, bilmem nedir, TV üniteleri falan var burada. İşte onların kartları, SD kart takma yeri vesaire, onları koymuşlar. Mercedes şeyleri değil yani, Japonların bayıldığı şeyler. Strada'nın komple şeyi var, monitör sistemi var arabada. O yüzden arkadaki o cafcaflı şeyler. O yüzden arka taraflar gayet güzel. Tavan iyi durumda. Kapıları da çok açacak bir yer yok, biliyor musun? Ha şöyle ya, vakumlu ya. Arkadaş, kaba diyoruz, kendi kabansın. Şuradan dalabilir miyiz içeri? Evet. Yavaşça bir geçelim. Diğer taraftan geçemeyeceğim kesin. S-Class'ın içine bu taraftan girdik. Direksiyon vesaire oldukça iyi durumda. Şu tuşlar oldukça güzel durumda. Yanlar vesaire süvey, tavan, alkantara. Çok iyi la. Maşallah. Şuralar vesaire oldukça güzel, oldukça temiz. Şaka gibi arkadaşlar ya. Şaka gibi ya. Şöyle kilometresine tam bakarsak 55.698 kilometrede. Sesi duydunuz mu? O ilk başlarkenki ses muhteşem aslında da. Onu çok duyamadık. Klimamızı kapatalım. Benzinimiz çok az. Bir gaz basımlık benzini var S63'e tabii. Yani o kadar. Bir gaz basımlık. Bak bak. Klas ya. Çok iyi. Evet Umut Bey, hayırlı uğurlu olsun arabanız. Hemen gidelim. Arkadaki E63'e de bir bakalım. O da sizinle. İsim söylemeyeceğim dedim ama Umut Bey ile bayağıdır alışverişimiz olduğu için biliyorum. O rahatsız olmuyor bu tarz şeylerden. İleride galerici açacağım diyor. Belki galerici açınca o da istemez. Söyleme ismimi, söyleme. Evet efendim, kesintisiz devam edelim. Bir sonraki arabamız yine Umut Bey'in E63 AMG 2007 model. İkisi de 2007 model bu arada. Bu da 61 bin kilometrede. İkisinin arasındaki fark 3500 euro fark var. Bu da 14 bin euroya alınmış Japonya masrafları ile beraber. Şöyle etrafından bir dolanalım. Oldukça iyi durumda. Artık puanlarına bakıp ona göre bid verdiği için güzel arabaları seçiyor Umut Bey. İnşallah ileride de bir premium arabalar için güzel bir galeri açar Hollanda'da. Böyle 3.5-4 puanlık değil de 4.5'ları teklif veriyor genelde. O yüzden aldığı arabalar genelde çok çok iyi durumda. Yani yine bu taraftan giremeyeceğiz gibi görünüyor. Bayağı dar. Diğer taraftan da darsa bunu çalıştıramayız. Evet, bagajımız oldukça büyük. Kendisi arabayı çok güzel detaylı temizlik yaptığı için onlarda bir problemimiz yok. Evet, temizliğine diyecek bir şey yok arabanın. Evet, bunda sigara içilmiş mesela. Umut Bey'in ellerinden öper bu araba. Şöyle kafamızı hafiften açık bırakalım, ses gelecekse. Tabii, E63 olunca ses böyle geliyor. Koltuklarımız vesaire iyi durumda. Şuralarda omuz taraflarında alkantaralar var. Tavan normal kumaş.
Evet. Umut Bey, arabanız hayırlı olsun. Kilometresi 60.929 kilometrede efendim. Güle güle kullanın arabanızı. Evet efendim, bir sonraki aracımız yine Porsche Cayman. Çok nadir alınan bir araç aslında ama bu videoda iki tane birden var. 2007 model, 77.000 kilometrede. Geçen videoda bahsi geçen Norveç'e gidiyor efendim. Norveç'te bu arabalar karlı. Norveç'teki izleyicilerimiz, müşterilerimiz bu arabalara önem verirse tabii onlar için daha fazla kar marjı bırakacaktır bu Alman araçları. Şöyle etrafında bir sıkıntımız yok. Kaportada görünen de şöyle. Evet. Hemen içine girelim bir de. Oo. Koltuklar en sevdiğimden. Ortalar süvey ya da alkantara mı? Süvey. Ortalar böyle, yanlarda deri. Koltuğun ortası deri olunca çok güzel bir şey olmuyor. Sıcaklarda özellikle soğukma yoksa sıkıntı. Evet. Kilometremiz tam olarak 76.324 kilometrede. Şöyle bir aracımızı çalıştıralım bakalım. İç temizliği de oldukça güzel. Oldukça iyi. Kapılar vesaire. Gayet güzel. Evet. Hazır mıyız? Hop. Aracımız da çalıştı. Benzinimiz tabii ki az. Ama aracımız çalıştı. Direksiyon vitesi oldukça iyi durumda. Buralar, kapı içleri güzel. Tavanda hafiften sarkma var şurada. Belli oluyor. Çok az. Arka taraf oldukça güzel. Şöyle. Kapı içleri dedik ki koltuklar güzel. Şu ön dash olduğu gibi güzel. Sıkıntısı yok. Hem şunlardan vites geçiyor hem de pedal shiftleri var. Evet, Norveç'e hayırlı uğurlu olsun efendim. Norveç'ten daha çok insan bekliyoruz. Çünkü Norveç'e araç almak çok 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 mantıklı.